Akşam sizce kim birinci olur ve kimin adını söyler? Kim gider? Üç tane soru. Mert senle başlayalım. keskin bir tamam, o zaman Melisa, Melisa ile başlayalım. <laughs> ya Poyraz, Poyraz, bu hafta şey yoktu. yoktu sakatlığından dolayı. Ne yazılabildi Sakat... ne birinci olabilecek. Evet ha? aynen o şekilde olmasaydı. Poyraz diye düşünürdüm ama Ayşe'nin gidişatı güzel performansı da iyi. Ben Ayşe diye düşünüyorum birinci olur. Kimi söyler? Dora'yı söyler diye düşünüyorum. Reşat'ı söyleyebilirler diye düşünüyorum. Reşat'ı? Evet çünkü hani madem öyle neden Reşat'tan bu kadar rahatsızsınız, niye yazmadınız, niye yazmadınız gibi söylemler olunca belki ona istinaden bu hamleyi yapalım diyebilirler. Poyraz'ı söyler mi Ayşe? Ha, hayır. Evet. Bence de. Ben de Ayşe bir olur diyorum. Ee, tahminen ben de Dora'yı söyler gibi geliyor. Sanki Dora'ya karşı şimdi Reşat'ın bir husumeti var ama aleyhine çalışkan da var. Bence Ayşe biraz daha Doran'ın üzerine oynayabilir gibi geliyor bana. Şimdi potada Aleyna Çalışkan öykü Hanzade var değil mi? Evet. <laughs> Bu arada Aleyna Çalışkan da birinci, birinci olur. olursa kimse evet. şaşırmasın bak. Birinci olursa o orada Reşat Aa. söylenebilir. Hani madem rahatsız Öyle olursa, neden Çalışkan bir olursa Reşat'ı bütün e, bu beni dışlıyorlar dışlıyorlar muhabbetleri SMS'den önce olsaydı birinci olma ihtimali vardı. Ama SMS muhabbetleri... sırasındaydı evet. ya. Tamam ertesi günde de sarktı ya mesela bir sonraki günde aynı muhabbetler oldu. Hepsini toplayıp böyle röportajlar falan hani SMS'den önce olsaydı olabilirdi ama ben sadece bir gece... Ben bir sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? En sıcak anında evet. SMS'liydi. Yani Aleyna Çalışkan de. bu hafta birinci evet. oldu oldu. Olma ihtimali var bunları gördük. <laughs> Var var. Evet. Geçen sene de Ezgiyi olmuştu. Ben şeyi siz Ezgi hedef göstermiştiniz. Ezgi birinci çıkmıştı. Ben Hedef göstermedim. Yani olabiliyor. Ya siz derken işte Doğru. pardon ünlüler takımı. Sen ünlüler ben takımında değildin. Ya. Hiç kimseye hedef göstermedim. Ama. Sen ne diyorsun? Kim birinci olur? Yani ben Aleyna'nın olacağını çok düşünmüyorum. Ayşe ya da Poyraz olur. Poyraz, Poyraz da Poyraz bu hafta yoktu. Yemedim girmedim değil mi? Aynı öyle. Bu hafta yoktu. Yani Ayşe olabilir büyük Evet. Yani Ayşe olur. Ben hadi bir iddialı konuşayım o zaman. Bence aleyhine Çalışkan birinci olacak. Olabilir, yüksek ihtimal. Böyle bir içime doğdu ya. olur yani. mu? İmkansız. Peki Ayşe olursa kimi söyler? Ayşe olursa Yunus Emre söyler. Bak ben bir anket yaptım. Twitter'da bir anket yaptım. Hangisini destekliyorsunuz Doğru. gibi bir şey yazdım. Hanzade, Öykü, Aleyna çalışan Aleyne Kalaycıoğlu. En düşük kim çıktı biliyor musunuz? Kalaycıoğlu. Hanzade çıktı. Ve bu bana ne gösterdi biliyor musunuz? Poyraz'ı destekleyenler demek ki Hanzade'nin arkasında değil. Aleyna Kalaycı birinci çıktı. Çünkü Ayşe'yi destekleyenler Aleyna'nın arkasında. Öyküyle Aleyna çalışkan da hatta bir e, şey bulmuş. Ama değer bulmuş. Poyraz'ı destekleyenler Hanzade'nin Hanzade gitmesini istiyorlar. Şey Anzade'den dolayı eksi yazıyor Şunu yani. düşün. Orada dört kişi var. Biri bu cepheden, üçü bu cepheden. Ama bu tek kişiyi bile üç kişi geçiyor. Yani Hanzade'yi Poyrazcılar hiçbir şekilde desteklemiyormuş. Ben onu anladım oradan. Normalde ne olur? Evet. Ben Poyraz'ı desteklesem burada Hanzade'ye o yatarım hani Ama benim tarafımda hani diye. Hani grup, grup olduğu için hani her seferinde diyoruz ya arkadaşının yaptığı eksi sana da yazıyor. Tabii, tabii, Bu kesinlikle. anlamda Poyrazı destekleyenler bir an önce hani Poyraz tek başına yürüsün diye de Hanzaden'in gitmesini istiyor olabilir. Ya zaten olabilir. ona bir sinyal verildi. Şimdi Ayşe birinci oldu. Poyrazın bir tık bile olsa SMS'i düştü. Bu sinyalden sonra hala bir şey anlamayıp Hanzade'nin kaptan olmasının en büyük rolü olan Poyrazdı. Ya bırak artık. Zaten bıraktığın zaman takım bir bütün haline gelmeye evet. başlayacak. Ya yani tek ortadaki problem Hanzade. Evet, katılıyorum ve